Sen iyi misin abi? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim, Allah razı olsun. Do you like Turkey? Elhamdülillah vallahi hepsi kullu Türkmeler. Turkey welcome, welcome. This is the life here. This is the life. Yes. Okay, thank you very much. Welcome. Have a nice day. Gençler ve daima genç kalan insanlar, İsrail, Kudüs'te kaldığı mükemmel yeri hatırlıyorsun. Mescid-i Aksa'nın tam karşısındayız. Şöyle bir kahvaltı yapıyoruz. Burada tanıştığımız, yani birlikte Coach Trip yaptığımız bir tane Alman arkadaşımız var. Ama onlar genel olarak hani çok gösterilmesini istemiyorlar. Yani onları çok göstermeyeceğim. Şimdi bugünün planı ne güzel arkadaşlar? Filistin kısmına geçiyoruz. Abi Filistin'i bilmiyorum. Sıkıntılı da diyorlar. Ama buraya gelmişken de geçmek de istiyorum. Umarım bir sıkıntı olmaz. Ben sumus aldım. Hadi bakalım arkadaşlar, biz kahvaltımızı yapalım da sonra yola çıkacağız. Biz burada otostop çekiyoruz ama İsrail'de şu hareket çok hoş karşılanmıyormuş. Ben de şu an ilk kez öğrendim. O nedenle mesela otostop çekerken kızlar şöyle yapıyor, fark ettiyseniz. Ben de dedim taksi durduruyorlar. Ulan diyorum taksi de çok pahalı burada yani. İnsan umarım taksi bilmiyoruz ama zaten otostop çekiyormuşuz. Umarım otostop patlatıp oradan herhalde otobüs durağına gideceğiz. Thank you very much. Arkadaşlar şimdi bir otostop çektik. Bir yere gidiyoruz. Ya sınır kapısına doğru gidiyoruz ya da bir yere otobüs durağına gidiyoruz. Manzaraya bakın. Arkadaşlar şu an otostop çekerek İsrail'den Filistin sınır kapısına kadar gelebildik. Sınır kapısında videoyu çektireceklerini çok sanmıyorum. Ama çektirirlerse de tabii ki de çekip size gösteririm. Sınır kapısı. Buradan devam edeceğiz, yürüyeceğiz. Sınırdan içeri doğru giriyoruz bakalım. Şu an Filistin'e girmiş olabiliriz arkadaşlar. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Turkey. Turkey? Yes. You're welcome. Thank you very much. You come to visit here, my friend? Yeah, we came for visiting. You stay in Bethlehem? Probably yes. You have hostel, hotel? Yes, we have a host here. Hostel? What's the name of hostel? Not hostel, we have host here. Ah. Host. Okay. Give me by taxi. Thank you very much. Because here's the border. Border here, it's far away in the city. So here, we are not in Palestine, right? No, Palestine, this side Palestine. We came outside. Yeah, inside Palestine. In this area, can the Israeli people come here? The government, yes. Government come here, the Israeli citizens? No. But no one controls our passport. When you came from Israel, yes? This side there is no control. When you come back. So the way back there is control. Arkadaşlar şu anda durum İsrail'den buraya bizim hiçbir şeyimizi kontrol etmediler. Pasaportumuz falan bakmadılar yani. Direkt içeri daldık. Ben de dedim ki hocam hani burası nasıl hiç kimse pasaport kontrol yapmadı. İsrailliler de geçebilir. O dedi ki çıkışta dedi ancak. Çıkışta kontrol var dedi. You want? We understand you. You want to take one ride to Thank you very much. Thank you very much. One ride, not two. Thank you very much. 30 shekel together, one ride. Şimdi şeyi hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? İlk İsrail'e girdiğimde, işte havalimanına girdiğimde böyle. Ya o kadar pahalı ki kanka. Hiçbir taksici gelip de size şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. Ama böyle biraz daha fakir bir ülkeye girdiğinizde hemen anlıyorsunuz ki abi taksiciler yapışır. Bu kesindir yani. Oradan anlayabilirsiniz bir ülkenin pahalı mı, ucuz mu olduğunu. Şimdi biz bir halledelim şehir merkezine nasıl gideceğimizi, sonra devam edeceğiz. İlk taksici muhabirisini atlattık. 50 şekel dediler ilk önce. Sonra biz de hayır bilmem ne derken üçümüz 10 şekele, yani kişi başı 3.3 şekele anlaştık. Gidiyoruz. Yeah, hold on. What did you say? 3,000 years old. Yes. 3,000 years old. Yes. Yahudilikte Kral Davut'u duymuşsunuzdur, duymayanlar için de işte Yahudiliğin çıkışını temsil eden onların peygamberi. Bu geldiğimiz yerde doğduğu yer. O nedenle şimdi birazcık buraları da gezmek istedik. Hatta dedik ki 3000 yıl önceden kalmış bir kuyu var. Kral David gelip burada su içmiş. O nedenle buraya geldik. Dostlar şimdi geldiğimiz şehrin adı Bethlehem şehri. Filistin'in içinde. Burada hem David'in, yani Davut'un, hem de İsa'nın doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Şimdi buranın şehir merkezindeyiz. Fakat bunlar var. Kuru yemişçiler var. Şöyle 30 şekele, 15 şekele ceviz satıyorlar. Selamünaleyküm. How are you? I am fine. I'm fine. I am fine. What's your name? My name is Arda. What's your name? My name is Adam. Adam. Okay. Where are you from? I am from Palestine. Palestine. Okay. Really good. I am from Turkey. Turkey. Very good. Erdogan. Very good. I am Palestine. Good Erdogan. Erdogan good. Boss Erdogan. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam abi. Nasılsın? İyi misin abi? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyiyim. Allah razı olsun. Do you like Turkey? Elhamdülillah valla. Hepsi kullu Türk'ü melabis. All Turkish? Turkish kullu. Bursa, Akşam City kullu. Turkish. Okay. Thank you. Türkiye kardeş. Türkiye kardeş. Abi Pakistan'da da öyleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorlar burada ve işte Türkiye'den çok ürün getiriyorlar. Mesela şimdi gördüğünüz adam gösterdi, bu Türkiye'den, bu Türkiye'den diye. Biraz insanlarla konuşacağız. Biraz yemeklerini yiyeceğiz. Bu da bildiğimiz kadarıyla. Filistin'i gezeceğiz birlikte. Bethlehem aynı Kudüs havasını hissettirdi. Böyle dar sokaklar, biraz da kahverengi beige, kahve beige renginde taşlar. Düşündüğümden çok daha farklı çıktı Filistin. İlk günüm güzel, yani ilk saatim daha doğrusu keyifli geçiyor. Şimdi burada kiliseye gideceğiz çünkü Bethlehem şehri İsa'nın ve Davut'un doğduğu yer olarak biliniyor. Bakalım, birlikte göreceğiz. Hadi. What is this? See some with the honey, especially Christmas. You long here for months. You long for months. You take a vitamin. It's very good. This is work of the Palestinian 100 years. Father Father. Ben tajin sevmiyorum. Tek sıkıntısı o. Böyle. What is the name? See some honey. See some honey. And how much for like this one? Bir tane olsa kaç paraymış size sorayım. 50 şeker. Şöyle yarım kilo abi. Susam ve bal var genel olarak içinde. Birazcık şey var. Thank you very much. Genel olarak insanlar cuma hutbesi dinliyorlar. Anladığım kadarıyla. Cami var çünkü şurada. Ve böyle çevreleyen insanları görebiliyorsunuz. The price he told you was much too much. Yeah. Yeah. It should be like 15. The place where the Jesus was born? Yes. Okay. Giriyoruz artık. Dostlar şu an içeri girdiğimiz kilisenin adı Doğuş Kilisesi. Hz. İsa'nın doğum yeri olarak bilinen mağaranın üzerine inşa edildiği söyleniyor. Bethlehem şehri İbranice'de ekmek evi anlamına geliyor. Batı dillerinde ve Hristiyan kutsal kitabında da Bethlehem şeklinde yer alıyor. 1948'e kadar aslında bu şehir çoğunlukla Hristiyanlar oluşturmaktaydı. Fakat bu tarihte İsrail'den kaçan Arap göçmenlerin buraya sığınmasıyla durum biraz değişti. 1967'de Bethlehem gerçekleşen 6 gün savaşı ile İsrail'in eline geçmişti. Fakat 1995 Oslo Antlaşması ile birlikte de Filistin tarafından yönetilmeye başlamıştır. Şimdi içeride yıldız işareti olan yerde Hz. İsa'nın doğduğunu ve birazdan göreceğimiz sola doğru kaydığımız yerde de Hz. İsa'nın doğduktan sonra alındığı yeri görüyoruz. Ben birazcık daha içeri girip, bizim Almanlar içeride çünkü biraz daha onların ilgisini daha fazla çekti. Ben biraz daha insanlarla iletişim haline girip konuşmak istiyorum. O nedenle içeri doğru gideceğim, bakalım oralar nasıl. Welcome my friend. Selamünaleyküm. Aleykümselam. This is not pancake. This is Katayıf for Ramadan season. I know. I'm from Turkey. Ah, Turkey, welcome, welcome. I was in Turkey, in Istanbul last year. Ah, did you like Turkey? Yeah, I went to Hagia Sophia. Check my. You are a blogger, so? Yes. Ah, do you have an Instagram for page? Yes. Let me tell you. Like Instagram. Just a second to let. Arkadaşlar bizim bir abone olma durumumuz var. Hemen siz hızlıdan aşağıdaki abone ol butonuna basın. Welcome. Hello, how are you? Ki videoların devamını getirebilirim. He is the best coffee maker in town. His place right there. If you drink his tea, you will be in upstairs. That's okay. But this is my experience. How much should I pay? Whatever you want. Nothing as what you want. What you I want. Yeah. Yes. Okay. Enjoy your tea. Thank you very much. Dedi ki senin dedi şimdi şehrin en iyi kahvecisi ve çaycısının yanına. O beni buldu aslında. Şimdi bakalım bir yanına gidelim, bize biraz Filistin'de nasıl çay içtiklerini ve kahve içtiklerini göstersinler. Bu arada bizim Alman kızlar hala kilisede ibadet ediyorlar. Ben onları bir süreliğine bıraktım. Şimdi burada biraz çay içeceğiz. I want to drink tea how the Palestinian people drink. Okay, have a seat. Okay, but I want to see inside as well, can I? Okay, come. All right. Hoppa. Şöyle hoppa. Bir yere geldik. Come to see how I make it. Yes. Just tell me about your sugar. Okay. Sugar you like? Let's drink without sugar. A little bit sugar. Okay, a little bit sugar. How do you drink? I want to drink like this. But okay. How I drink? Yeah, I want to drink like that. I make it. I like it. Yani more than medium sugar. Okay, good. Okay. Go ahead. Yallah. Yallah. That's it. And you put some mint inside? Don't worry. What I bought. This is mint. Right. Okay. Okay. Bu şey ya. Neydi bu? What is it? How do you say? Sage. Abi bu ne? Şalvya. Yazın ya bunu yoruma. Maramiya. Maramiya بتخلي العجوز طبية. Abi şey. Hasta olunca içeriz ya. Ada çayı. Tamam, ada çayı. Ada çayı ve nane koyduk arkadaşlar içine. Limon da koyacak muhtemelen. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Kimyan. Zencefil. Zencefil. Ha, you say zencefil? Yes. In Turkey. In Turkey we say zencefil. Zencefil. Ah. But in Turkey. Cardamom. Cardamom. Yes. For coffee I use it, for tea also. Kakuli we say. Cardamom. Cardamom. Herhalde kakuli, bilmemiz kakuli. Her şeyden koydu ya. Tarçın, cinnamon. Cinnamon. Tarçını da koydu. Maşallah çay değil, bitki çayı oldu. Bitki çayı da çay değilmiş gibi de. Thank you very much. Yandım, 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 yandım. Bitki çayımızın tadına bakalım. Of. Beni biliyorsunuz arkadaşlar, ben hani sevdiğim şeyi sevdiğimi söylerim, sevmediğim şeyi de yok abi bu benlik değil, bu güzel, bu kardeşim güzel yani. Bir de şimdi şekersiz çay içiyorsun ya yıllarca, 10 yıldır falan ben şekersiz çay içiyorum ama şimdi bir şey itiraf edeyim size, ben hala o zamanlar şekerli çaydan içtiğim tadı alamıyorum. küçük bir böyle bir itiraf günü olsun size. O kahvaltıda böyle şekeri ben koyardım, potur kütür abi bir karıştırmaya, bir yemek kaşığı falan atardım o zaman. Sonra yavaş. Ama şu anda şöyle bir durum var. Artık şekerli çay içince de o kadar zevk vermiyor. Yani o halini köreltti. İkisi de gitti yani şimdi. Ama bu biraz daha bitki çayı, birçok aroma var ya içinde. O nedenle şekerlemek yani manyak bir şey oldu ya. Arkadaşlar şimdi size inanılmaz ilginç bir şey göstermek istiyorum. Şu an gördüm. Normalde mesela atıyorum bir kebapçıya gittiniz ya. Ne yaparsınız? İşte çok böyle bir küçük bir yer, işte salaş bir yerse bazı ünlüler geliyor. İşte ünlüler ne bileyim, İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer'in falan fotoğraflarını koyuyorlar ya. Buraya kim gelmiş? Hazır mısınız? Conan O'Brien abi. Çaycı abimizle birlikte. How was he? Did he like your tea? Yes, very much. Very much. Görüşürüz efendi. Thank you. Çok güzel. Gör, çok güzel. Çaycıdan çıktık. Hemen burada bizim pideyi yapan abi nasıl yapıyorum diyor, izle diyor. Oh me? Aa, thank you. Aa, ekmek verdi. Rahmet. Rahmet. Abi sıcak ekmeğimizi de aldık. Ekmeğimizi almışken ben falafelciye doğru yürüyeyim abi. Bakalım diyeyim abi, ben ekmeğimi kendim getirdim. Falafeli ve humusu deneyelim burada nasılmış. Falafel denilen köfteye benzer sebze topları arkadaşlar. Ve genel olarak burada humusla birlikte yiyorlar. İsrail'de de çok vardı. Şimdi Filistin'de de aynı ama Filistin'deki biraz daha büyük geldi bana. İsrail'de daha top gibiydi buralar. Şöyle bakın. Humusumuzu da koydular. Humusumuz, falafelimiz, biraz önce bize ekmek verdiler ya. Oradaki lavaşımız. Ben şu çantamı çıkarayım. Şimdi biraz hem konuşmak istiyorum, muhabbet etmek istiyorum, hem tatlarına bakmak istiyorum nasıl olduğunu. Filistin'e ben işte Türkiye'deyken mesela hep şey diyordum. Oha, Filistin'e de geçmem herhalde falan, hani korkunç geliyordu ama geldikten sonra şu an için hiçbir sıkıntı görmüyorum. Tadına bakalım. Güzel. Şimdi İsrail yediklerimle karşılaşıyorum. Fiyat olarak bu menü İsrail'de 25 şeker arkadaşlar. Ya da ben turistim diye bana öyle dediler, emin değilim. Ama 25 şekerden aşağı içemedim. Burada ben toplamda 10 şeker verdim. Ama İsrail'deki sanırım bir tık daha güzel gibiydi. Bu da güzel ama. Üzeyim. Ben bunları yiyeyim. Devam edeceğiz. What's that? This? What's this? This one? Bu ne? Wine şeker. But what is this? Tea? Chai? I want one. What is this? One? From Arabic kharub. From Arabic kharub. I am English. From Turkey. I don't know. Do you speak English? No, no speak English. Okay, one. Give me one. Fish mouth. Oh. Bir şekeri içelim ya. Neyse. Is it one? For you? Okay, al bakalım. Ne olduğunu anlamadım. İngilizce konuşamıyor ama. Bu ne lan? Çok garip bir tadı var. Hiç içtiğim bir şeye benzemiyor bu zamana kadar. What is the name? Harum. Harum. Değil mi? Şuradaki adama soracağım şimdi. Harummuş bunu da bize açıklar. Harum. That was soğuk bir kere, onu söyleyebilirim. Soğuk içten bir şey. Ama hiç içtiğim hiçbir şeye benzemiyor o zaman galiba. Bu arada arada şey yapıyorum, Instagram'a da hikaye atıyorum. Çünkü videolar genel olarak bir iki hafta geriden geliyor. Onun için şurada Instagram adresini abi paylaştım. Oradan Instagram'dan beni takip edin ki güncel olarak takipleşelim. Haberliğimiz olsun birbirimizden. Ben bir harumu içeyim. Bakalım yolumuza devam edeceğiz. Did you see the war here? The war? Yeah. No, I grow here and everything occupation here. Oh, okay. So yes. Is it safe here to travel? I mean, it's safe. Mm-hmm. In Bethlehem, West Bank, it's safe. But like in Jerusalem, because there is Israeli and Palestinian, mm-hmm. they they have touch, you know. Maybe have problems. Here in the West Bank, it's more safe. So in the all around world, there are lots of Palestinian people living, refugees, right? Yes. And they can't come back here, or they don't want. They can't. Why? There is rules, the Israeli government, mm-hmm. yeah, they say in this rules, the Palestinian, they outside of the country, they can't come here. Oh, if you leave the country, you can't come inside. Before when the occupation and mm-hmm. the war happened, mm-hmm. some of the Palestinians go outside mm-hmm. because, you know, and now they can't come. When the Ukrainian war happened, mm-hmm. the Israelis say, "Oh, welcome to Ukrainian Jewish. They can't come to our country." You know, you understand? They say they can come. Yes. You see the difference? It's very racist. Yeah, that's so racist. You're right. The Ukrainian Jewish people, they come and occupation here, and the Palestinian, the original people, they can't come. You understand? Yeah. This is the problem. If you want to travel, let's say, to Germany, yes. How do you do that? I want to go from here to Jordan. There is a bridge. Jordan and between Palestinian, Israeli, and Jordan. Jordan. So you okay. 3 checkpoints. Uh-huh. Palestinian, Israeli, and Jordan. I want to go from there. And we want to pay taxes, everything. And after that, you go to Jordan. From Jordan, you can go live. What about if you? So you can't leave country from the Israel part. No. Ah. Yeah. But the people who live in Israel as a Palestinian. We have a green ID. Mm-hmm. Okay, the Palestinian ID, it's a green. The Israeli, it's blue. Blue ID. Mm-hmm. The cover of the ID mm-hmm. is blue. They can go because they have a passport for the Israeli country. Okay, yeah. Understand? They can go in the airport. It's easy for them. But how do they choose to live in Israel part? I mean, how the division happened? No, you know. You are both Palestinian people. Tell you the story. Here, the original, the Palestinian was here, the original, all the Palestine. Mm-hmm. Okay. When the occupation come, the Israelis come, they take half of Palestine. Mm-hmm. Okay, they make walls. I stay in Jerusalem. I live in Jerusalem. Okay, mm-hmm. I live in Jerusalem. War happened, everything happened. They bought the wall, everything. They make a country, state. And they give me passport, but you know, not the same. They give you the passport, but not you don't have a space to do. You know, not the same. The Israeli. The Israeli, they have too much to do. If you have chance to choose living in the other part, you know, it's or here part. There's two parts the same. But the business and everything not the same. Their life expensive and good business. Here not expensive, everything cheaper, but not a good business, you know. And Israel citizen cannot cross here, right? Yes. And you cannot cross to other country I can, but I need permission for that. If you want to do permission, you want like $1,000 1 month. For 1 month, you want $1,000 to go to visit or to work or anything. For living? Not for living, just to visit. Visiting 1 month, $1,000. Yes. Wow. Crazy. And can you travel? Okay, I have $1,000 and I give it to government and I get inside Jerusalem. And can I travel to other countries? No. You just can't live. No, of course. Just to visit, you can go visit like you can go to the north in Haifa, Akko cities. Just travel. Yes, you know, because we don't have sea here, just Dead Sea. Hey, did you visit before? Which? Israel Park. Yes, when I was in the university, they take us to like a trip, and they give us like permission for 1 day just. Oh, so Israel let you to? Yes, because it's university, you know. They easy for them. For the British leave from here, the occupation here. There is like a leader. His name Balfour. Balfour. If you know, I don't know. If you know, he gave the Jewish and the Israeli a promise to give them our land gift. This is in our history. It's your history. Okay. Yes. And like when the British leave from here, Israeli come from here. So you say the British, they give for the Jewish and the Israeli, they give them guns, bombs, like everything to fight us, you know. And we don't have any, anything. British go from here, Jewish come from here. The war happens. Oh, okay. You know, when the Jewish come here to Palestinian people, the Palestinian welcome them to our home. They make food for them. They yes, this truth. And after like that, after we welcome the Israeli, the Jewish, they kill us, kill the people who invite them to our home. You understand? We don't have the problem with the Jewish and the religion. Yeah. Okay. We have with the problem with the Israeli, not Israel government. Yes. We not problem with the Jewish religion, Islam and Jewish. No, we have problem with Israeli. Understand? This is different between this and this. We are all of us pray for one God. Okay. Christian, Muslim, Jewish, no problem. But we have problem with the Israeli. They have like races. We have they make many problems. This is the life here. This is the life here. Yes. Okay. Thank you very much. You're welcome. No, I think we misunderstood. Oh, sorry. Okay. Arkadaşlar. Değişik, biz tam anlayamadık ne olduğunu ama şöyle bir şey oluyor. Bizim hani geldiğimiz taksici var ya, numaralarını almıştık işte. Bu da Banksy diye bir artist var, belki görmüşsünüzdür, grafitileri var böyle. Onu görmek istiyoruz. Şimdi konuşacağız bakalım. Gelmiş. Photo me. Yes. 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 Selamünaleyküm. Bu orijinali budur. So how do we know the name is Banksy? After that, he became famous here. Before he was, don't know anything about him. Okay. But this time they know his art. But we don't know his face, right? Nobody knows. Nobody knows his face. Yeah. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar resmi. Çok güzel, çok anlamlı bir eser. taksici bizi buraya kadar getirdi. Bir anda kendimi İsrail, Kudüs şehrindeyken, sağ olsun Alman arkadaşlarım dedi ki biz Filistin'e gidiyoruz, gelir misin Arda Pazır? Dedim gelirim kanka, ayıp ediyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Filistin gezisi devam edecek. Güzel yerleri gezeceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki bölümde muhtemelen bir Filistin evine konuk olacağız. Çünkü hani bu bölümü ben kapatacağım. Bir sonraki bölüme başlayacağım çekmeye. Çok da uzun olsun istemiyorum. Sıkmak istemiyorum sizi. Bir sonraki bölümü kaçırmamak için hemen abone olun. Böyle aşağıdan. Bir de zili açın ki hemen size bildirim gitsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. See you, goodbye. Have a nice day.